Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku izleyicileri. Ben Özgür Çetin. Bugün Samsung tarafından Şile'de, İstanbul Şile'de düzenlenen bir offroad etkinliğinde tanıtılan Galaxy A9 elimize ulaştı. Samsung'un özellikle 4 kameralı olan ilk telefonu. Ne gibi özellikleri var? Şimdi birazdan detaylarına bahsedeceğim ama kutusu açılmamış bir ürün olduğu için her zaman olduğu gibi kutu açılımıyla işe başlıyoruz. Şurada yan tarafta bir e-mail numaralarının olduğu bölümümüz var. Orayı şöyle bir açalım. Şu parçayı da koyalım. Evet, şimdi bakalım kutudan neler çıkacak. Şimdi açtık kutumuzu. Bir önce böyle çeşitli aksesuarların bulunduğu bölümümüz geliyor. Bir kutu var. Burada sim kart. Hemen şöyle yakından göstereyim. Sim kart iğnemiz var tabiri caizse. Burada içini açıyoruz. İçinde de İşte kullanım kılavuzu, quick start, hızlı başlangıç, Türkçesi, İngilizcesi, garanti kağıdı, başka bir şey yok. Telefonu bir önüne bir şey koymuşlar, güzel bir kağıt gibi bir şey. Şuradan çıkartalım cihazımızı. Böyle üzerindeki genel özellikleri yazan işte Samsung Galaxy A9, 4 kamera, Infinity Display, sonsuz ekran, 128 GB de bellek olduğunu söylüyor. Başka bir şey de yazmıyor. Şöyle çıkartalım bunu. Şuradan nasıl açacağız bunu? Şöyle. Evet, şurada bir parçası var. Çekince açılacak muhtemelen. Evet, çektik ve açıldı. Şu e-mail kağıdını da sökelim. Sonra uyarıyorsunuz beni. Abi burada işte e-mail numaraları belli oldu, ortaya çıkıyor falan diye. Çıkartmayalım madem bizde. Evet, telefon şöyle. Böyle yanar döner bir renk. Lemonade diyorlar bu renge. Ya daha doğrusu şurada yazıyordu yan tarafta. Lemonade Blue diyorlar bu renge. Lemonade kısmı herhalde şuradaki yeşilden geliyor. Hani limonata yeşili diyeceğim ama komik olacak biraz. Limon yeşili gibi bir şey var ama yukarıda yeşil başlarken aşağıda böyle mavi bir taraf. Biraz Huawei telefonlarını andırıyor. 4 kameramız da burada. Biraz telefonun teknik özelliklerinden bahsedeyim isterseniz. Sonsuz ekran dediğimiz Samsung'un dediği bir ekranımız mevcut. 6.3 inçlik Full HD bir ekranımız var. Super AMOLED. 1080x2220 piksel çözünürlük sunuyor bu ekran. Qualcomm'un Snapdragon 660 işlemcisinden güç alıyor telefon. Bu biraz eleştirilere konu olan bir taraf aslında. Biraz güçsüz bir işlemci. Orta seviye işlemcimiz var. 6 GB RAM'imiz var. 128 GB'da depolamamız var. Kamera tarafına gelecek olursak cihazın 4 tane kamerası var. Söyledik zaten bunları. Bunlar bir tanesi, hemen söyleyeyim nasıl özelliği olduğunu, 24 megapiksellik ana kameramız. Bir diğeri optik zoom için kullanılan telefoto kamerası ki 10 megapiksel çözünürlük sunuyor. Bir diğeri, üçüncü kameramız ultra geniş açı ki 120 derece görüş açısı sunuyor. Bu 8 megapiksel çözünürlükte geliyor. Son kamera ise 5 megapiksel ve derinlik için kullanılan bir kamera olduğunu belirtelim. Arka yüzde bir de parmak izi okuyucu. Hemen şöyle ekranda göstereyim. Görüyorsunuz zaten parmak izi okuyucu da. Yine buradan güvenlik sağlanmış oluyor. Ön kameraya bakacak olursak, hemen de bir yandan telefonumuzu açalım aslında. Birazcık açılabilir diye tahmin ediyorum. Ön kameraya bakacak olursak, ön kamera ise 24 megapiksel çözünürlük sunuyor bize. Yani ana kamerayla ön kamera aynı çözünürlüğe sahip. Hem 24 megapiksel ön, 24 megapiksel de arka oluyor ama çekim moduna göre kameranın çözünürlüğünü değiştiğini söyleyeyim. Muhtemelen Huawei gibi bir teknoloji kullanılıyor. 3800 mAh'lik pilimiz var. Android 8.0 ile geliyor bu cihaz ve toplama ağırlığında 183 gram olduğunu belirtmiş olalım. Türkiye fiyatı yaklaşık 4000 TL gibi civarda, öyle söyleyelim. Bu da her bir kamera için kabaca 1000 lira ödememiz gerektiği anlamına geliyor. Şu an telefon açılıyor, görüyorsunuz zaten. Ekranımız var ama çentik yok bu ekranda, gördüğünüz gibi. Detaylı bir incelemesi de yine yakında teknoloji.com adresinde olacak. Bu arada bu etkinlikte biz bugün yani 18 Aralık'ta bu etkinliğe katıldık ve taze taze sizlere bu ürünle ilgili çektiğimiz fotoğrafları yine bir galeri olarak vereceğim. Bu videonun altındaki açıklama kısmından da o galeriye gidip bugün neler yaptığımızı, hangi fotoğrafları bu telefonu kullanarak çektiğimizi göreceksiniz. Bütün sonuçları da sizle orada açık bir şekilde paylaşacağız. Telefonu açtık. Bu şekilde %52'de pili varmış. Şöyle yakınlaştırayım biraz. Siz de görün, %52 pil diye gösteriyor. Kutudaki diğer içeriklere bakalım. USB Type-C,
USB 3.0 Type-C var. Şöyle göstereyim. Micro USB'miz, bağlantı kablomuz bu şekilde. Bir adaptörümüz var. Ne diyor? Adaptive Fast Charging diyor. Üzerinde yazıyor. Başka bir şey de yazmıyor. Bu kadar. Böyle bir bilgimiz var. Ha, dönüştürücü de koymuşlar. Dönüştürücü. Ha evet. Yani şöyle bir küçük de bir dönüştürücümüz var. Micro USB'yi Type-C'ye çeviriyor. Hani ola ki elinizdeki bu kablo yok. Type-C kablosu yok ama micro USB'yi var. Bu küçük dönüştürücüyle hızlı bir şekilde Type-C olarak da kullanabiliyorsunuz aynı kabloyu. Bir de kutudan ne çıkıyor? Tabii klasik olarak bir kulak içi kulaklıkta Samsung ürünlerinde alıştığımız güzel, beyaz, şirin, aynı zamanda işte üzerinde fonksiyon tuşları da olan bir kulaklık çıkıyor. Telefonun detaylı incelemesi yaklaşık 1 ya da 2 hafta içinde yine Teknoloji Oku YouTube kanalımızda olacak. Ayrıca bu telefonu Huawei Mate 20 Pro ile karşılaştırma düşünüyoruz. Kamera anlamında yalnız sakin olalım. Sadece kamera anlamında karşılaştıracağız. Diğer özellikler anlamında zaten performans anlamında aynı kategorinin ürünü değiller. Ama kamerasını ikisini de karşılaştıracağımızı söyleyelim. Videomuzu beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza muhtemelen abonesiniz ama değilseniz abone olmanızı tavsiye ediyoruz. Farklı bir videoda, farklı bir kutu açılışında karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.